تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Peygamberleri saydı. Onların hayatında kanunları anlattı. Onlar değişmez dedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o yolun sonuncusu. Nasıl o kanunlar yeryüzüne saadet getirdiyse yeniden saadeti getirecek. Ama siz şöyle yapmayın. Benim babam müftüydü. Benim babam hocaydı. Benim babam Şeyhülislam'dı. Benim peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Onunla iftihar ederek amel etmeyi terk etmeyin. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait olmakta iftihar et. Ama onun sünnetini hayatına geçir. Evinde yaşa, işinde yaşa, sokağında yaşa. Tilke ummetun kad halet leha ma kesebet. Hazreti İbrahim, İsmail Aleyhisselam, o büyük mücadeleyi verenler, onlar bir ümmettiler, yaşadılar, ayrıldılar, gittiler. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ Onların yaptığı güzel ameller onlara, sevabı onlara, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ Sizin yaptığınız da sizin. Siz buradan hangi amelleri Allah'a götüreceksiniz? Fatih, İstanbul'un fethini götürecek. Peki ya biz? Onun emaneti, o surların diplerinde şu kadar meyhaneler var. Orayı korumaktan aciz adamlar, Sultan Fatih'le ömür boyu iftihar etsek, mahşerde bize, benim canımı ortaya koyarak, atımı denize sürerek, alıp size hediye ettiğim İstanbul'u ne hale getirdiniz? Anadolu'yu sorsalar, ne hale getirdiniz? Neden marufu emredip, münkere dur demediniz? Nerede sizin amelleriniz?